Herkese merhabalar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Yeni bir uygulama tasarlarken dikkat edilmesi gereken bazı konular vardır. Bunların da en önemlisi user interface yani kullanıcı arayüzündeki seçimler ve renk kombinasyonlarıdır. Şimdi biz de bu videomuzda bunların nasıl yapılacağını, nasıl doğru bir şekilde dizayn edilebileceğini göreceğiz. Benim böyle bir uygulamam var. Örnek bir uygulama ve ben buradaki title bar rengini değiştirdim. Status bar rengini de yine onun bir tık açığı olarak değiştirdim. İlk olarak bu renklerin bir düzenini yapalım. Şuradaki ayarlar sekmesine basıyorum ve buradan bakın general'ın hemen altında bulunan teaming adlı alana bastığımda burada bize renklerimizi gösteriyor. Title bar rengimini burada bize soruyor. Hemen şöyle bir sarı olarak ayarlıyorum. Ve burada da status var. Yani üst taraftaki durum çubuğunun rengini bize soruyor. Onu da biraz daha koyu olarak ayarlayabiliriz şu şekilde. Tamamdır. Şimdi kapatıyorum ve testten refresh yapıyorum. Ki emülatörümde de bu güncellemeler gelsin. Gördüğünüz gibi emülatörde de bu renkler güncellendi. Şimdi burada biz kendimize göre renkler de seçebiliyoruz. Hemen onu da nasıl yapılacağını göstereyim. Şuraya basıyorum. Bakın şuradaki sürgüden e, rengimizin hangi tonda olacağını belirliyoruz. Buradan da hangi renkte olacağını seçebiliyoruz. Atıyorum ki şöyle turkuaz gibi bir rengi seçiyorum. Yukarıya getirip set diyorum. Tekrardan bir refresh yapalım. Tabi biraz e, garip bir görünüm olacak ama bu şekilde de bir seçim yapabiliyoruz. Ama bunları tek tek elimizde ayarlamak bazen zor olabilir. Veyahut da kombinasyonları yakalamak çok zor olabilir. Bunun için size iki adet site önereceğim. Hangisini beğenirseniz onu kullanabilirsiniz. İlk olarak şöyle sitemizi açalım. Colorhunt.co adlı bir sitemiz var. Bu sitemizde birden çok palet var. Gördüğünüz gibi şöyle aşağıya doğru kaydırdıkça farklı farklı paletleri göreceksiniz. Buradan hoşumuza giden birini seçelim mesela. Şöyle biraz daha inelim. Güzeli gelecektir. Atıyorum ki ben şunu kullanmak istiyorum. Yani şuradaki renk uyumu gayet güzel bana göre. Veyahut da size göre bu güzel olabilir. Bu kişiye göre değişir. Şimdi burada ilk olarak şu rengi kopyalamak istiyorum. Bunu ne yapacağım? Ee, bunu metinlerimin yazısı olarak ayarlayacağım. Bunu hiç karışmayayım. Hemen altındaki şu gri ile üst taraftaki mesela şurayı yani title bar'ın rengini ayarlamak istiyorum. Hemen şuradaki kare işaretinden sonra gelen sayıların üzerine tıkladığımda bakın copied yani kopyalandı diye bir uyarı verdi bize. Kodlara geri dönüyorum ve ayarlar sekmesine basarak buradan title bar'ın rengini bu şekilde ayarlayabilirim set dediğimde gördüğünüz gibi şöyle kapatalım. Burası o renkte ayarlandı. Testten refresh yapalım. Evet gördüğünüz gibi burası gayet güzel bir şekilde oluştu. Şimdi üstündeki status var. yani durum çubuğunun rengini de aynı şekilde ayarlayalım şöyle. Şöyle şuraya kadar geliyorum ve yapıştırıyorum. Set dedim. Şöyle bir refresh yapalım. Gördüğünüz gibi şu an ikisi bütün bir şekilde gayet uyumlu bir düzende durmaktalar. Şuradaki arka planımızın rengi yani background kalırı ekranımızın neymiş hemen ona da bir bakalım. Beyaz olarak gözüküyor. Bizim paletimizdeki renklerden seçelim biz. Şuradaki ED, ED, ED'yi kopyalıyorum. Kodulara geri dönüp şuradan background kalırını ayarlıyorum. Ctrl V dedim. Set dedim. Biraz daha koyulaştı gördüğünüz gibi. Üst kısımla arasındaki geçiş yani renk olarak daha güzel bir renk uyumu sağlamış olduk. Beyazda çok açık kalıyordu. Bu şekilde biraz daha güzel oldu. Şimdi şöyle bakalım neler var. Biraz daha aşağı inelim. Navigasyon var. Yani şu alt taraftaki navigasyon işlemlerinin yapıldığı barın rengi var. Hemen bunun rengini de buradaki gri olarak ayarlayabiliriz. Veyahut da kırmızı olarak da seçebiliriz. Bunu şu an emülatörde gösteremiyorum. Ama şuradaki ekranda göreceğiz. Hemen onu da bir ayarlayalım. Burayı da atıyorum ki kırmızı olarak veriyoruz. Şöyle kontrol V dedim set dedim. Şu an burada gözükmüyor. Ama bunun gözükmesi adına biz yukarıdaki status var veyahut da title'ı. Title'ı yaparsak daha güzel olabilir. Title'ı bir bu renkte yapmaya çalışalım bakalım. Nasıl gözükecek? Şöyle title'ın rengini aşağıda da gözüküyor zaten kaydettiğimiz renkler. Seçip set diyorum. Şöyle testten bir refresh yapalım. Gördüğünüz gibi üstteki grilikle birlikte Alttaki rengimiz de uyumlu. Neden? Çünkü bu hazır bir palet. Bunların arasında bir uyum var. Şimdi ben bu siteden bu renkleri seçtim diyorum. Veyahut da siz gelip de şunları da seçebilirsiniz. Bu size kalmış. Buradaki paletleri beğenmedim. Daha farklı bir palet istiyorum ben. Onu da şöyle bir sitemiz var. Oraya girelim. Colors adlı bir sitemiz var. Tabi burada iki tane O var. Colors gibi okunuşu var. Bu sitemizde de şöyle bir ana sayfası var. Burada dilerseniz random bir şekilde size bir renk paleti oluşturabiliyor. Şuradaki generate adlı alana bastığınızda işleminiz e, işleme alınacak şu anda. Bize bir random palet oluşturacak. Gördüğünüz gibi şöyle şunları şu reklamları kapatayım. Rastgele bir e, palet oluşturdu bize ama burada da tabii ki renk uyumu var aralarında. Mesela şunu kopyalayalım şuradan. Üzerine bastığımızda şöyle bir alan gelecek. Ctrl C diyorum. Kodulara geri dönüp ayarlara basalım. Title'ın rengini ve hatta şöyle bir daha bakalım da bir koyusunu title yapalım. Bunu status bar olarak ayarlayalım. Şöyle buraya gelip yapıştırıyorum. Set dedim. Tekrardan az önceki sistemimize yani colors.co'ya geri dönüp şimdi de şu rengin kodunu kopyalıyorum. Ctrl-C deyip bunu da title bar rengi olarak ayarlıyorum. Set dedim. Şimdi bir refresh yapalım projemize. Nasıl gözükeceğine bir bakalım. Evet gördüğünüz gibi uyumlu bir şekilde sağ tarafta oluştu. Hemen geri dönüyorum. Şuradaki rengi kopyalıyorum ve hatta şunu da kopyalayabilirim. Ben şunu kopyalayacağım. Bunu da arka plan rengi olarak atacağız şuraya. Background Color'ını şu şekilde ayarlayalım. Evet gördüğünüz gibi burada da e, şu renkle doğrudan uyum olmadı. Şu ikisini geri değiştirirsek güzel bir uyum olacağına inanıyorum. Çünkü renkler ona göre seçilmiş. Şimdi siz bunu kullandınız. Sizde bu denk gelmeyecektir. Mesela ben tekrardan bir generate'e basayım. Daha rastgele bir renk gelecektir. Biraz bekleyelim. Gördüğünüz gibi daha farklı bir renk geldi. Ama şöyle bir şey de var. Şimdi biz bunları kendimize göre daha doğrusu o anki web sitesinin seçimine göre rastgele bir şekilde alıyoruz. Kaldırsa geri dönelim. Ben burada biraz daha düzenli ve güzel paletlere bakmak istiyorum. O yüzden şurada Ana sayfaya geldiğinde Explore Trending Palettes yani Trend olan e, Paletleri incele Burayı keşfet buraya tıklıyorum Ve paletlerin açılmasını bekliyorum Gördüğünüz gibi burada Daha çok kullanılan mesela bakın bu 30.240 kez Kaydedilmiş kaç kez kullanıldı onu bilmiyoruz buraya çünkü siteye giriş yapmadığımız için e, Burada mesela geliyorum aşağıya şu 22.999 kez kaydedilmiş Demek ki güzel bir palet bu bunu kullanabilirsiniz. Veyahut da bakın burada renk sayısı çok fazla var uyum olarak. Biraz daha az bunlar. Şu yine fazla. Burada da kendinize göre bir renk seçimi yapabilirsiniz. Mesela biz şunu kullanalım bu sitede de. Bu e, hazır paletlerde. Çünkü generate yani random bir renk e, paleti oluşturduğunda renklerin arasında uyum biraz abartıya kaçabiliyor. O yüzden şuradakini kopyalıyorum ben ilk olarak. Şu koyu rengi. Ve ekran ayarlı özür dilerim. Uygulama ayarlarından title bar'ın rengini şu şekilde ayarla diyorum. Set dedim. Şimdi paletlere geri dönelim. Şunu kullanmıştık. Hemen şunu da bir tık açımda da kopyalıyorum. Ve status bar durum çubuğunu rengi olarak ayarlıyorum. Set diyorum. Şöyle kapatalım. Ve bir refresh yapalım. Gördüğünüz gibi yukarıyla bizim title'ımız uyumlu bir şekilde bulunmakta. Şimdi background color'ını da değiştirelim hemen şuradan. Onun için de şu açık rengi kullanabiliriz. Şöyle yapalım. Set diyorum. Evet gördüğünüz gibi arka plan rengimizi de bu şekilde ayarlayabiliriz veya doğrudan şu az önce kullandığımız koyu rengimizi kopyalayalım. Background color olarak gelip buraya yapıştıralım. Şimdi ben bunları buraya yapıştırdığımda aslında uygulama bunu kaydediyor. Yani kodular bunun sitesine kaydediyor. O yüzden sürekli dönüp de geriye dönüp de bunları kopyala yapıştır yapmanıza gerek yok. Şurada aşağıda kullandığınız renkler size gözükecek zaten. Ee, biz şu maviyi kullanmıştık. Set diyorum. Alttaki navigasyon çubuğunun rengini de yine aynı şekilde ayarladım. Atıyorum ki ben şuradaki maviliği beğenmedim. Bütün ekran aynı şekilde olsun diyorum. Şuraya geliyorum. Şu şekilde ayarladım. Set diyorum accent color yazan kısımda bakın turuncu olduğu için şurada artık iki tane renk kaldı. Gerisinde renk yok. Burayı da hemen e, bizim az önceki açık renkimizin hemen rengimizin hemen sonunda bulunan bir tık koyusunu seçelim ve buraya yapıştıralım. Şöyle set diyorum ve refresh yapalım. Gördüğünüz gibi şu an bizim durum çubuğumuz da aynı renkte. Alt kısım da aynı renkte ve gayet e, güzel bir görünüm oluştu. Şimdi şurada Screen bir yazısını değiştirelim. Nereden değiştiriyoruz? Title kısmından bunu değiştirelim. Ne yapalım mesela? Tasarım ipuçları olarak değiştirebiliriz. Şöyle bir bakalım. Evet gördüğünüz gibi tasarım ipuçları olarak değişti. Show Options menüyü buradan kapatalım. Şuradaki 3 nokta gitsin. Tasarım ipuçları adlı bir uygulamamız var diyelim bizim. Ve bu da bizim başlığımız. Şimdi biz bunun altına bir adet buton yerleştireceğiz. Bu butonumuzu hemen şuradan taşıyabiliriz buton olarak aldım. Tabii bu butonumuzun konumu ayarlanmadı. Hemen onu ayarlayalım. Ekrana basıyorum ve yatay olarak merkeze, dikey olarak da merkeze bir hizalama yapıyorum. Şimdi buradan bir buton girelim. Özür dilerim. E, butonumuzun text değerini yani üzerinde yazılı olan değeri değiştirelim ve buraya buton yazabiliriz şöyle. Hemen bunun font size'ını biraz büyütelim. Mesela 25 yapalım fontunu bold olarak ayarlayalım. Şimdi bunun biz background kalırını ayarlayacağız. Yani arka plandaki gri rengi değiştirmek istiyoruz. Hemen bizim paletimize gelelim. Paletimizde kullanılan renklere bir bakalım. Şu şekilde bir rengimiz var. Şu var. Biz bir tık açıyla bir başlayalım bakalım nasıl gözükecek. Neredeydi bizim background kalır butonumuzun? Şuraya geliyorum ve Ctrl V ile bunu yapıştırıyorum. Set dediğimde bakın butonumuzun rengi burada artık değişti. Ve arkadaki renkle Aynı tonlara yakın olduğu için yani aynı değerden geldikleri için uyumlu bir renk geçişi oldu. Ben bunun içerisindeki rengi de değiştirebilirim. Hemen bunun bir tık açığını da seçebiliriz veyahut da biraz daha açıklarını seçip şöyle text color'ı da buradan değiştirebiliriz. Ctrl-V yapalım. Set dedim. Gördüğünüz gibi biraz daha değişik bir alan oluşturmuş olduk. Hemen buna bir genişlik değeri verelim. Şimdi bu genişlik değerini de verirken mesela 95 piksel olarak bir genişlik değeri vermeyin. Veya 150 piksel olarak bir genişlik değeri vermeyin. Çünkü bu her cihazda piksel olarak gözükeceği için sorun oluşturabilir. Burayı %1 değer olarak mesela 95, %95 atıyorum ki 50 girelim biz. %50 genişliğinde bir butonumuz olsun. Butonu en altta olmadığı müddetçe 95'in üzerine geçirmeyin. Yani en alttaysa 95'i kullanın. Onun haricinde 50 civarında, 60 civarında bir genişlik kullanın ortalarda kullanacaksanız. Tabi bizim buradaki font size'ımız 25. Biz burayı 15 yapsaydık e, hayli bizim büyük oluyor genişliğimiz. O yüzden biz burayı 35'e düşürebiliriz mesela. Şöyle gördüğünüz gibi 35. Şu font size 18 yapalım. Daha güzel bir e, buton şeyi oluşmuş oldu burada. Şimdi bu şekilde biz renklerimizi ayarlıyoruz. Butonumuzu da bu şekilde konumlandırdık. Bu butonun biliyorsunuz ki şöyle gelişmiş özelliklerine bakalım. Burada herhangi bir border ekleme gibi bir işlemimiz yok. Ve bu yüzden de biz buna sadece dışarıdan bir tıklama ekleyebiliyoruz. Ama ben şunu da istiyorum. Ben bunun dışına bir adet border ekleyelim. Eklemek istiyorum ve de köşelerini yuvarlayacağım. Yani daha nasıl denir? Daha hoş görünümlü bir buton oluşturmak istiyorum. Bunu nasıl yapacağız? Hemen şuradaki layout kısmına geliyorum ve genelden bir adet kart view'u buraya taşıyorum. Şimdi kart view'umuzun rengini de yine üstteki butonumuzla aynı şekilde ayarlayalım. Background color'ını şuydu. Şunu set dedim. Evet aynı şekilde ayarlandı. Bir genişlik değeri istiyor bize. 35 vermiştik üsttekine. Buna da %35 verelim. Genişlik 35. 35'e 35. Şu an tabi bu biraz daha küçük kaldı. Neden küçük kaldı? Çünkü bunun Elevation yazan yani yükseklik değeri var. Ben burayı sıfır olarak ayarladım genişlik değerleri aynı olacaktır. Tabi butonumuzun da aynı şekilde e, ayarlaması olduğu için o şekilde gözüküyor. Şimdi bunda sorun yok. Biz bir corner radius yapalım. 11 olarak ayarladım. Yani biraz daha köşesi yuvarlatılmış bir buton oluşturdum ben burada. Şimdi bunun içine bir adet level atalım. Ve üstteki butonumuzun biraz daha güzel halini oluşturmaya çalışalım. Hizalamayı merkez olarak ayarlayalım. İlk olarak hizalamayı. E, kart view'umuzu. Evet şu an level'ımız ortada. Şuradan text'ini değiştirelim. Buton olarak bir renk e, özür dilerim. Text değeri girdim. Bunun font size'ını 18 yapalım. Fontu bold olsun. E, background color'ı değil text color'ını da şuradaki bizim açık mavimiz gibi olan rengi seçeceğiz. Şuraya hemen üstteki line yapalım. Evet gördüğünüz gibi alttaki butonumuz Üsttekine göre daha e, kıvrımlı bir, özür dilerim, daha dönemeçli bir köşeye sahip. Ve bu da görünüm olarak daha hoş gözükmekte. Şimdi ben üstteki butonu kullanmayacağım. Yani üstteki butonu sizin de kullanmanızı önermem. Çünkü özellik olarak yoksun bir butonu. Ben bunu kopyalıyorum ve şuraya gelip paste olarak yani altına yapıştırma işlemi yaparak yapıştırıyorum. Bunun hemen şöyle aşağı iniyorum. Stroke color'ını ayarlayabilirim. Yani stroke color dediği bunun dışarısında bulunan bir border. Hemen buradan bir stroke color ayarlayalım. Atıyorum ki bizim neredeydi az önceki paletimiz. Şu turuncudan bir renk alalım. Ve stroke color olarak bunu ayarladım. Set diyorum. Tabi bize burada bir de genişliğini soruyor. Bir stroke genişliği vermemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu genişliği verdiğimde ben butonun etrafında bir çizgi oluştu. Bunu verdiğimizde içerisinin yani background color'ının nan olması gerekiyor. Şu şekilde. Yani transparan bir özellik taşıması gerekiyor. Bunu yaptığımda gördüğünüz gibi şu an içerisi boş. Yani arka plan rengiyle direkt aynı bir renge sahip. Şu şekilde bir stroke kalarımız var. Eee label'ımızın rengini de değiştirelim hemen. Çünkü burada butonumuzun rengini değiştirdiğimiz için şu şekilde yapalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde de içi boş bir buton oluşturabiliriz. Tabii şuradaki stroke değerini biraz daha artıralım. 2 biraz ince oldu. 3 ve daha fazlasını da verebilirsiniz içeriğin boyutuna ve büyüklüğüne göre. Şimdi biz bunda 35 genişlik kullandık. 3 de e, stroke genişliği kullandık. Hemen üstteki kart view'muza gelip buraya da yine 3 değerini verelim ki genişlik ve boyut olarak birbirinin aynısı olsunlar. Stroke color'ını hemen şuradaki rengimiz olarak ayarlayalım. Şu anda bir stroke değerimiz de var üsttekinde hem de alttakinde var. Gördüğünüz gibi ikisinin de eşit olmasını sağlamış olduk bu sayede. Eğer ki ben buradaki stroke değerini yani üstteki butonumuza vermeseydim alttaki buton ondan daha ön plana çıkacaktı ve büyük olduğu belli oluyordu. Şu şekilde yaptığımızda artık onun da bir stroke değeri olduğundan ne kadar e, stroke olduğunu biz bilsek de kullanıcı bunu bilemez. Şimdi butonumuzun biraz da yüksekliğini ayarlamamız gerekiyor. Mesela 7 olarak başlayalım. 7 biraz küçük oldu. Şöyle 8 yapalım. Çünkü içerisindeki buton yazısı gözüksün. Veya şöyle yapalım. Buton yazımızın Font size'ını küçültelim. 15 yapalım. Yine aynı şekilde butonun font size'ını 15 yapalım ve bunların da e, iç, içlerinde bulunduğu kart view'ların yüksekliğini şimdi ayarlayabiliriz. 7 yapalım. Veya şöyle otomatik olarak ayarlayalım. Otomatik daha sağlıklı olacak. Çok da büyük font kullanmamaya çalışın. Çünkü e, aşırı derecede büyük kullanırsanız kullanıcının gezeceği alanı da kapatmış olursunuz. Yani yazılarınızın biraz daha alta kal kalmasını veyahut da üstte kalmasına sebep olabilirsiniz. Bu da bütünlüğü bozmuş olur. Şimdi bunları da bu şekilde ekranın ortasında atıyorum ki kullanmak istiyoruz. Alt alta mı kullanalım yan yana mı? Tabii ki de yan yanayı tercih edelim burada. Fazla yer kaplamaması adına. Şöyle bir adet yatay yerleşim alıyorum. Bunun bir genişlik değeri olsun. Yani yüzde olarak yüzde yüz olarak ayarlıyorum. Şöyle hem dikey hem de yatay olarak merkeze aldım butonumu taşıyorum. Diğer butonumu da yanına taşıyacağım. Şimdi burada buton buton olarak ayarladık biz. Hemen e, dikey olarak batım yani alt kısmı alalım ekranımızın özelliklerinden. Bir adet de space atalım şöyle en alta. Yükseklik değerini de atıyorum ki 5 olarak sallayalım. Şimdi buradaki butonumuzda neden böyle bir e, uyum yaptık? Şimdi şöyle yapalım. Biri atıyorum ki burası bizim bir kullanıcı giriş yapılacak olan sayfamız olsun. Buraya giriş yap. Diğer butonumuza da şuraya da kaydol yazabiliriz. Yani bu şekilde kayıt ol veyahut da kaydol yazalım direkt. Gördüğünüz gibi aralarındaki farkı da sağlamış olduk. Eğer ki ben bunu doğrudan turuncu yapsaydım e, yandaki butondan ayrı oldu belli olmayacaktı. Yani siz tabi bunu da tercih edebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey ama şu şekilde birbirinden farklı tasarımlar yapmanız daha güzel olur. Hatta şunun da e, içinin rengini kapatabiliriz. Şöyle nan yapalım background color'ını. İkisi yan yana ikili uyum oluşturabilirler şu şekilde. Tabi bunu bu şekilde yaptığımız için içerisindeki level'ın da yine rengini değiştirmemiz gerekecektir. Şöyle e, şu maviden atalım. Tabi bu mavi gözükmedi. O yüzden biz buranın rengini beyaz olarak ayarlayabiliriz doğrudan. Direkt beyaz olarak verebiliriz. Evet birinde giriş yap diğerinde kaydol. Veyahut da bunda da aynı şekilde şuradaki giriş yap yazısının rengini beyaz olarak ayarlayabiliriz. Bütünlüğü sağlaması adına. Bunlar size kalmış. Yani siz nasıl hoş görürseniz kendinize göre o şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi giriş yap butonumuzu bu şekilde yaptık. Kaydol butonumuzu da bu şekilde yaptık. Direkt şuradaki user interface kısmından gelip de butonumuzu buraya taşımadık. Neden? Çünkü alttakiler kadar güzel bir görünüm oluşturmayacaktı bu butonumuz. Hemen bunu siliyorum. Şimdi bu videomuzda renk seçimlerinin nasıl yapılacağını, renklerin uyumlarının nasıl hızlıca bulunabileceğini yani iki adet farklı site yardımıyla biri colorhunt.com, diğeri de colors.com bu iki sitenin e, yardımıyla nasıl renk paletlerinin seçilebileceğini veyahut da bulunabileceğini gördük. Uygulamamıza hazır renklerin nasıl yerleştirileceğini gördük ve de bazı önemli buton detaylarını görmüş olduk. Diğer videomuzda da artık e, şuradaki boşluk Kalan kısımları nasıl doldurulacağını içerisine atıyorum ki ben bir adet text input yani diğer ismiyle text box yerleştirmek istiyorum. Bunun nasıl özellikli olması gerekiyor? Hangi konuda olması gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Ek olarak burada kullanacağımız diğer komponentların e, nasıl yerleştirilmesi gerektiğini de en detaylı şekilde sizlere iletmeye çalışacağım. Videomuz biraz uzun olmuş olabilir çünkü detaylıca işledik sitelerdeki renk uyumlarını da göstermek istedim size denedik. Kimisi hoşumuza gitti, kimisi gitmedi. Bunları çünkü çok hızlı bir şekilde seçtiğim için hangisi ilk olarak çıkıyorsa onu seçtim. Ee, siz orada hangisi en çok hoşunuza giderse veyahut hatta en çok indirilen hangisi ise o en çok tercih edilendir. Onu seçip kendi uygulamanızı uygulayabilirsiniz. Bu sayede de bir bütünlük sağlamış olursunuz. Uygulamanızı daha güzel bir hale getirmiş olursunuz. Umarım bu serimi ve bu videomu desteklersiniz. Daha sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.